Amiral Cem Gürdeniz yazdı. Silahlı insansız hava araçları ve savaş. 21. yüzyılda savaşlar insansızlaşıyor. İnsansızlaşmanın en hızlı ilerlediği alan havacılık oldu. Önce Afganistan, Irak, Suriye, Yemen ve Libya'da, daha sonra Azerbaycan-Ermenistan savaşıyla ardından Ukrayna-Rusya savaşı, silahlı veya silahsız insansız hava araçlarının konvansiyonel savaşın artık önde gelen keşif gözetleme ve ateş gücü unsuru olduğunu gösterdi. Bu sistemler zaman zaman stratejik etki yaratırken çoğu zaman da kuvvet çarpan olarak savaşın akışını etkiliyor. SİHA'lar doktriner devrim yaratıyor. Büyük güçler rekabet döneminde hegemonya el değiştirirken büyük dönüşüme kadar her an yeni bir kriz ortaya çıkıyor. Mevcut krizler boyut değiştiriyor. Bu araçların kısa sürede yaygınlaşması askeri doktrinde de yeniliklere neden oldu. Böylece 21. yüzyıla askerlik sanatı İHA savaşı adı altında yeni bir kavramla girdi. Diğer yandan 20. yüzyılın hava üstünlüğü ve hava kontrolü kavramları İHA'lar sayesinde kısmen geçerliliğini yitirdi. İHA'lar sadece hava harbinin değil, kara ve deniz harbinin de ayrılmaz parçası oldular. Gerginlik döneminden silahlı çatışma döneminin başlangıcına kadar keşif gözetleme aracı, savaşın başlangıcı ve devamındaysa ateş gücü unsuru olarak öncü rol oynuyorlar. Artık yeni dizayn edilen fıkrateyn ve daha büyük tonajlı su üstü savaş gemilerinde silahlı veya silahsız insansız hava araçlarıyla silahlı su üstü aracı gemi savaş sisteminin organik parçası haline geldi. Denizaltılardan dalmış haldeyken torpido kovanlarından atılabilen ve denizaltıya istihbarat veren tek kullanımlık araçlar da sahada kullanılmaya başlandı. Şüphe yok ki gelecek harpler özellikle Ukrayna-Rusya savaşından çıkarılan dersler sonucunda çok sayıda insansız hava, su üstü, su altı ve kara vasıtasıyla yapılacak. Bu sistemler son yıllarda o kadar hızlı gelişti ki sadece ABD savunma sanayinde 2013 yılında 5 milyar dolar üzerinde bir pazara sahipti. Bugün ABD'de askeri drone pazarı 14 milyar dolar. Sivil drone pazarı 20 milyar dolar bir paya sahip. Dünyada başta insansız hava araçları olmak üzere insansız savaş araçlarına ARGE ve daha sonra seri üretim yatırımı yapan Türkiye dahil 90 ülke var. Sihalar VE HAVA ÜSTÜNLÜĞÜ Sihalar ucuz olmalarının yanı sıra etkili ve hassas vuruş kabiliyetleriyle modern hava kuvvetlerine olan ihtiyacı ortadan kaldıracak özelliklere sahiptirler. Eski ABD CENTCOM komutanı Or General Kenneth McKenzie'nin 2021'de ABD Kongre Araştırma Komitesine söyledikleri önemlidir. Kore Savaşı'ndan bu yana ilk kez mutlak hava üstünlüğü olmadan hareket ediyoruz. SİHA'ları ağ bağlantılı bir sistemle tespit ve imha edebilecek yeteneğe kavuşana kadar harp sahasında avantaj saldırganda olacaktır. Bu kapsamda modern hava harekatının en önemli unsurlarından birisi olan düşman hava savunmasının bastırılması görevlerinde sihaların taarruzi elektronik harple birlikte kullanılması hem insan gücünden hem de maddi külfetten tasarruf sağlıyor. Eğer bu harekatta AVEX benzeri hava erken ihbar ve komuta kontrol uçağı kullanılıyorsa görevin başarı şansı ve etkinliği şüphesiz artıyor. Diğer yandan pilotlu savaş uçaklarıyla aynı özelliklere sahip silahlı insansız hava araçları da sahada yerlerini alıyor. 10 Temmuz 2013 günü ABD donanmasının ilk kez denediği uçak gemisinden iniş kalkış yapabilen X-47B tipi 2 ton silah yükü taşıyan ve 4000 kilometre menzile sahip SİHA deniz ve hava stratejisinde yeni bir dönemi başlattı. Uçak gemilerinden kalkacak sihalar, açık deniz alanları üzerinden seyir serbestlisini kullandıklarından, rakip ülkelerin karasuları sınırına 12 mil kısıntısız şekilde girebiliyor ve taşıdıkları savaş uçaklarının ateş gücünü istedikleri gibi kullanabiliyorlar. Aynı zamanda insan gücünden tasarruf sağlıyorlar. 2011 yılında ABD Hava Kuvvetleri'nde 250 uçak pilotuna karşılık 350 İHA pilotu yetiştirildi. 2014 yılında ABD'nin 1500 siha pilotu vardı. Bugün ABD Hava Kuvvetleri'nde siha pilot sayısı savaş uçaklarının pilot sayısından fazla. Sivil drone kullanım lisansına sahip pilot sayısı ise 250 bin civarında. ABD silahlı İHA'ları yurt dışında 12 değişik üste konuşlu. Ancak kontrolleri ABD Nevada'dan sağlıyor. 1300 kilometre menzili olan predatörler, iniş kalkış için ABD ile müttefik hükümetlere sahip Türkiye, Suudi Arabistan, Katar, Yemen, Pakistan gibi ülkelerdeki üslere ihtiyaç duyuyor. Doğal olarak üslenme ve hava sahası kullanımı da zaman zaman sorun yaratıyor. SİHA'lar ve Asimetrik Savaş SİHA yetenekleri temel harp nevilerinde yeni bir dönem başlatmıştır. Bu tip araçların küçük hacimleri ve hareketliliği, taktik ve operasyonel istihbarat teminini zorlaştırmaktadır. Ancak bu araçların hasar verme kapasitesi çok büyüktür. Sihalar boyutlarıyla ters orantılı zarar verecek tesir yaratabiliyor. Özellikle halk dilinde kamikaze drone olarak bilinen harcanabilir sihalar eğer çoklu şekilde kullanılırsa hava savunma sistemlerine doyuma ulaştırıyorlar ve etkisizleştirmeleri düşürülmeleri zor oluyor. Diğer yandan çoklu saldırılar, çok sayıda hava savunma füzesi ve uçak savar mermisinin harcanmasına neden oluyorlar. Örneğin Ukrayna, çok sayıda İran ve Rus yapımı sihaları düşürdüğünü belirtiyor. Ancak geri kalanlar bile ülkenin başta elektrik olmak üzere altyapısına büyük zarar verdi. Bu arada Ukrayna 24 Şubat 2022'den bu yana harp tarihinde örneği görülmemiş boyutlarda uçak savar mermisi ve füzesi kullandı. Rusya gibi büyük bir savunma sanayi devinin yaşadıkları göz önüne alındığında denizde veya karada hiçbir birliğin artık siyahlardan masum olmadığını söyleyebiliriz. O nedenle birlik disiplininde gerek elektronik gerekse görsel olarak gökyüzüne odaklanma ve en küçük ihbarı değerlendirmek önem arz ediyor. Tekrar vurgulamak gerekirse günümüzde özellikle sürü halinde yapay zeka algoritmaları kullanarak hedefe saldıran siyahların önlenmesi oldukça zor. Bu tip sihalarla çok değerli platformlara veya altyapılara saldırı düzenlenerek topyekün imha sağlanamasa da asli işlevlerini yapamayacak boyutta hasar vermek artık mümkün. Örneğin milyar dolarlık yeni bir fıkrateğine bu tip sihalarla yapılacak bir saldırıda fıkrateğinin entegre anten grubuna hasar verdiği takdirde artık o geminin vuruş gücünden bahsedilemez. Yaratılan asimetrik etki çok büyük olur. Aynı durum bir uçak gemisi için de geçerlidir. Sensör sistemleri hasar almış bir uçak gemisi artık tamamen dijital teknolojiyle yönetilen uçuş harekatını yönetemez ve kendini savunamaz. SİHA'lar ve stratejik etki SİHA saldırılarının yarattığı asimetrik etkiler taktik başarılardan ziyade stratejik etki de yaratabiliyor. Örneğin 14 Eylül 2019'da İran'ın Sadu Aramkon'un Apkayık ve Kurais petrol işleme tesislerine 18 silahlı insansız hava aracı ve 7 seyir füzesi fırlatarak yarattığı stratejik etki, ülkenin günlük ham petrol üretiminin yarısını ve küresel günlük üretiminin %5'ini etkiledi. SİHA'ların ortaya çıkışı ve yarattığı tesiri, 1. ve 2. Dünya Savaşları'nda denizaltıların ortaya çıkması ve kullanılmasına benzetiyorum. Nasıl ki suyun altının belirsizliği ve akustik enerjinin dengesiz davranışları bugün bile denizaltı harbini su üstü gemileri karşısında son derece avantajlı duruma getirmişse, SİHA'ların küçük radar kesit alanları, alçak irtifadan yaklaşabilmeleri, hassas hedefleme yapabilmeleri ve faydalı yükleri onlara avantaj sağlıyor. Diğer yandan Alman denizaltıları her iki dünya savaşında başlangıçta son derece öldürücü ve belirleyici rol oynamışken, büyük kayıplar sonrası geliştirilen karşı tedbirlerle başlangıç etkisini kaybetti. SİHA'lar bugün için sahip oldukları teknik avantaj ve etkinliklerini özellikle Ukrayna-Rusya savaşında yaşananlardan sonra şüphe yok ki etkinliğini kaybedecek bir sürece girecektir. Son 10 yılda ortaya çıkan bu büyük asimetrinin giderilmesi için doğal olarak karşı tedbirler mutlaka bulunacaktır tüm SİHA üretici devletlerin bu konuda karşı tedbir geliştirmeye odaklandıklarını söyleyebiliriz. Lazer benzeri enerji silahları, SİHA'ların otonom veya uzaktan kumanda sistemlerine müdahale teknikleri her geçen gün geliştiriliyor. Artık devletler savunma ve güvenlik stratejilerinde en üst önceliği SİHA savunmasına veriyor. Askeri tatbikatlarında SİHA karşı tedbirlerini öne çıkarıyor. SİHA savunması SİHA'lara karşı savunma öncelikle onların fiziki, görsel, odyo, termal, radyo frekans ve spektrumda süratle algılanmaları ve durumsal farkındalık yaratılmasını gerekli kılmaktadır. Tespit sonrası başta taşınabilir hava savunma sistemi ve satıhtan havaya füzeler olmak üzere kinetik silahlarla veya kinetik olmayan elektronik harp, siber veya termal enerji gibi sistemlerle ya kendisi ya da destek unsurları işlevsiz hale getirilebilir. Son 10 yılın savaşları göstermiştir ki SİHA'lar düşürülmeye karşı çok korunmalı değildirler. Eğer çok kademeli derinliğine bir hava savunma sistemi mevcutsa bu sistemler imha edilebiliyor. SİHA eğer güçlü bir mühendislik ve sistematik bir üretim süreci içinde kullanıma sokulmadıysa imhaları kolay olmaktadır. Ancak SİHA sistemlerine karşı kinetik savunma yapacak radar entegreli hava savunma sistemlerine elektronik karıştırma yapıldığı takdirde bu sistemlerin SİHA imhasında başarılı olamadıkları da ortaya çıkıyor. Libya'da süren iç savaşta Türkiye'nin de taraf olduğu çatışmalarda her iki taraf yoğun siha kullandı. Türk sihalarının etkinliğinin yanı sıra Türk hava savunma mimarisi de gerek denizdeki gerekse karadaki sensör ve elektronik harp destek unsurlarıyla entegre edilen siyah savunmasında mutabakat hükümetine fayda sağladı. Libya süreci entegre hava savunma ve elektronik harp desteğinin siha savunmasındaki rolünü ispatladı. 2020 yılında yaşanan Azerbaycan-Ermenistan savaşında sihalar özellikle düşman hava savunmasının bastırılması görevinde çok etkili oldular. Türk sihaları dağlık Karabağ'da konuşlandırılmış hava savunma sistemlerinin %65'ini imha etti. Çatışmalarda sadece iki Türk SİHA'sının düşürülmesi, çok küçük radar kesit alanına sahip sihalara karşı Ermenistan'ın hava savunmasının zayıf ve hazırlıksız olduğunu gösterdi. Ukrayna-Rusya savaşında binlerce siha kullanıldı ve kullanılmaya devam ediyor. Ukrayna'ya NATO devletleri tarafından verilen SİHA sistemleriyle hava savunma füze ve top sistemlerinin Rusya hava üstünlüğü konusunda çok zor anlar yaşattığı bir gerçek. Moskova'nın şehir merkezinden Karadeniz'in açık deniz alanlarına kadar Ukrayna SİHA'larının asimetrik etki yaratacak saldırıları yaşandı. Rusya-Ukrayna savaşı SİHA'ların zayıfın en etkili silahı olduğunu ispat etti. Aynı yorumu bilinen en eski zayıf silahı olan denizaltı ve mayın silahı içinde söyleyebiliriz artık onların yanına sihalar eklenebilir. Türkiye Tavsiyeleri Türkiye, İHA ve SİHA alanında dünyanın başarılı üretici devletleri arasına girmiştir. Sergilenen bu başarı SİHA karşı tedbirleri alanında da gösterilmelidir. Sadece taarruzi unsurlar değil, aynı zamanda savunma unsurları da benzer gelişim ivmesine sahip olmalıdır. Askeri teknolojilerde artık bir yıl bile kısadır. Arge yatırımları için büyük devletlerin ayırdığı kaynakların başında insansız sistemler geliyor. Ukrayna Savaşı'ndan sonra Rusya, entegre siyah savunmasındaki zafiyet kadar siha saldırılarının ülke prestijine verdiği büyük zarardan çıkardığı dersler nedeniyle, ABD ise Ukrayna'nın batıdan aldığı hava savunma sistem ve cephanesini Rus sihalarına karşı tarihte örneği görülmemiş hızda tüketmesinden çıkardığı dersler sayesinde siha karşı tedbir sistem ve tekniklerini geliştirmek için büyük çaba sarf edeceklerdir. Türkiye'de bu gelişmeleri çok yakından takip etmelidir. Türkiye'nin gelecekteki geniş çaplı bir savaşta en caydırıcı ve yok edici unsurları su altı unsurları yani denizaltılarıdır. Denizaltılarımızın yanına siha üretim ve donanım gücümüzü de eklemeliyiz. Denizaltılarımızın milli torpido Akya ile sürekli desteklenmeleri hayati derecede önemlidir. Bugün haklı şöhrete sahip sihalarımızı dışa hiçbir şekilde bağımlı olmadan üretecek ve destekleyecek tam yeteneğe kavuşmamız elzemdir. Diğer yandan SİHA'lar, Ukrayna-Rusya savaşında yaşandığı üzere sadece gelişmekte olan kara ve deniz harekatına destek kapsamında değil, aynı zamanda stratejik, ekonomik ve psikolojik tesir yaratacak hedeflere hava saldırılarının düzenlenmesinde de büyük rol oynayacaktır. Türkiye sadece hava araçlarına değil, su altı ve su üstü silahlı insansız araçlara da aynı derecede önem ve öncelik vermelidir. Bugün suyun üstünde ve havada metal bir cismi, radyo frekans enerjiyle yüzlerce milden tespit edebiliyoruz. Ancak suyun altında bazen 100 metre mesafedeki bir su altı hedefini akustik enerjiyle tespit edemiyoruz. O nedenle su altı silahlı insansız araçları geliştirilmesine büyük önem vermeliyiz. Özellikle ağırlık merkezi deniz ortamı olacak bir savaşta silahlı insansız araçlarını havada, su altında ve su üstünde etkinlikle kullanarak kandan tasarruf edebiliriz ateş ve manevra gücümüzü, dış müdahalelere dayanıklı, kendi ağ sistemi içinde hayatta kalabilirliği ispatlanmış, silahlı insansız araçlarımızla destekleyebilmek hedefimiz olmalıdır.